Buyurun şunu bir halledelim. Derli toplu yığın. Yığın dediğiniz nizami olmaz. Bu böyle derli toplu. Demek ki buna yığın demeyelim. Ne olsun bu? Beş harfli. Odun yığını değil de odun... Deste. Deste değil. Harf mi istedik? Harf istedik, istedik bir tane. Öyle balıkları oraya atma. İstif. İstiflemiş. 400 daha. Gayet güzel. Hadi bitsin. Beş harfli cevaplarımız bakalım. Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan araçtır. Nedir o? Üçgen. Üçgen değil, araçtır bu. Dik açısını ölçmeye ve çizmeye. Pergel. Pergel değil. Hani böyle ilkokul çağlarında siz yapmamıştınız da onu böyle hayali tabanca yapar birbirimize çin çin yapardık. Tabii bu benim ilkokul çağım. Milattan önce. Dikkate almayın. Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan araç. Neydi onun ismi? Gönye. Neydi onun ismi? Gönye. Gönye gayet güzel. Bir yanlış yola sapmıştık ki çabucak döndük efendim. Şimdi uzun uzadıya yazılmış bir soru var. Ne oldu? Heyecanlandım. Heyecanlanmayın. İyi geldik buraya kadar. Bakın 1700 puandayız. 4 soruya cevap verdik. İlk 6 harfli cevapla birlikte 2000'i aşacağız. Bu gidişat 9700'e doğru. Bir tanecik harf aldık. Süre de güzel. Biraz saçmaladım. Yok yok yok. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Bunların yapısı biraz daha değişik ama 6 harfli cevapların soruları. Biraz daha uzun. Daha net. Hani o ne bileyim derli toplu yığın istif gibi bir soru değil. Bu. Daha sözlük tanımlaması gibi. Dikkatle okuyalım. Kötülüğe ve veya tehlikeye karşı gereken cesareti gösteremeyen... Korkak. Kişiye korkak deniyor. İşte bu. Daha hızlı okuyayım mı? Çünkü bu soruları daha çok sevdiniz. Olur. Tamam. Daha hızlı okuyorum ki bir saniye bir saniyedir toparlayalım. Hadi gelsin. Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu. Düzenlilik, güvenlik. Arapça kökenli yaygın kullanılır halen. Düzenlilik, güvenlik. Güvenlikten sen sorumlusun. Nizami gibi bir şey. Gelin bir harf alalım. Bir harf alayım. Hadi geldi bir harf. Eski bir kelime ama unutulmuş bir kelime değil. Belli ki sesli harfle başlıyor. Güvenlik Berkemal. Bir harf daha mı? Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Asayiş. Ah keşke almasaydın. 400 puan kazandı. 2700. Tamam benim hesabıma göre yine 9000'in üzerinde rahatlıkla bitiririz biz bu işi. Çünkü 2 dakika 26 saniye var elimizde. Şu soruyla birlikte de tam ortasında olacağız yarışmanın. Demek ki iyi gittik. Süre konusunda bir problem yok. Buradan da harf almadan bir 700 puan kazanırsak ne olacak? 4000? Hayır, 3400. Çok güzel. Buyurun efendim. Harf almayalım. Sürem sıkıntı değil mi? Süre gayet. Tamam. 7'şer kişilik iki takım halinde oynanan bir salon sporu Gül Hanım. Salon sporu. Evet. Yani kapalı alanlarda oynanan, tıpkı mesela basketbol gibi kapalı alanlarda oynanan bir salon sporu 7'şer kişilik iki takım halinde oynanıyor. Hiç. Batı kökenli yine. Beyzbol gibi. Beyzbol mu? Beyzbol açık hiç alanda oynanıyor. 7'şer kişilik. Bir de bu bizim buralarda oynanan oyun yani. Buralarda oynanan. Evet bizim buralarda. Beyzbol öyle değil mesela. 7'şer kişilik. Öyle aklınıza bowling falan da gelmesin bunun yani hani. Bir harf alsam alalım ben? Peki. Bu kadar süre harcamayalım. Bir harf alalım. 7'şer kişilik. Ama o... Handball. Nedir? Handball. Ah. Tamam. 3400 değil de. 3300 oldu. 3300 oldu. 9400'e de ulaşabilecek durumdayız.